teşekkür ediyoruz. Biraz mahcup bir şekilde ama yine de birkaç tane alalım yani. Bence bunun faydasını görürüz. Yani ne yapalım biliyor musunuz? Başlayalım. Katay Grup olarak Basın Ekspres bölgesinde daha önce iki fabrikanın yer aldığı 42 bin metrekarelik alanda yükselmeye başlayan Nivo İstanbul projemizin relansmanı yapmak üzere sizlerin huzurundayız. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katay Grup olarak bugüne kadar müşterilerimizi hem yatırımcı hem de son kullanıcı olarak memnun eden, gururumuz olan birçok işe ve projeye imza attık. İstanbul'u çok iyi tanıyoruz. Gerektiğinde maliyet farkını da kabul ederek farklı kimliği olan yüksek imajlı, çevreye, kente, insana duyarlı gayrimenkul projeleri geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik istikrarına geliştirdiğimiz projelerimizle bir nebze katkı sağlıyorsak bu bizim için önemli bir başarı ve büyük mutluluk kaynağıdır. Nivo İstanbul 25 yıllık tecrübemizin olduğu kadar her şeye rağmen ülkemizin yarınlarına, istikrarına duyduğumuz güvenin bir ürünüdür. Kentsel dönüşümün merkezi haline gelen Basın Ekspres'te her metrekarenin değeri her geçen gün artıyor. Sadece yaşam merkeziyle değil, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla her geçen gün değer kazanıyor. En büyük amacımız burada yaşayan bir proje inşa etmek. Bölgeyi ihya eden, insanla ilişkisini yeniden kuran, doğru tasarlanmış projemizle güzel İstanbul'umuza yeni bir değer üretiyoruz. Kentsel dönüşümün en başarılı örneği olma iddiasındayız. Nivo İstanbul'un gayrimenkul yatırımcısını memnun etmesi kadar kentsel dokuyla uyumlu ve çevreye saygılı olmasına da büyük önem veriyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri doğaları gereği şehrin yapısına, insanların fiziksel, sosyal, ekonomik gelecekleri üzerine ve buna bağlı olarak da bulunduğu bölgenin bütün geleneklerine etki eder. Bu sorumlulukla Katay Grup olarak ekonomistler, sosyologlar, mühendisler, mimarlar, planlama uzmanları ve peyzaj mimarları gibi farklı disiplinlerin temsilcilerinden 30'un üzerinde danışmanla birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Hem semt sakinlerine hem de mülk sahiplerine yepyeni ve konforlu bir yaşam sunacak, yatırımcılarımıza da aldıkları kararın doğruluğunu kanıtlayacağız. Nivo İstanbul projemiz hem yapım hem de satış olarak güçlü bir şekilde ilerliyor. Kabe inşaatı an itibariyle %32 oranında tamamlamış durumdayız. Projemizin arsa dahil toplam yatırım bütçesi 200 milyon dolar büyüklüğünde. Bugüne kadar tamamlanan gerçekleştirdiğimiz yatırım ise %58 seviyesinde. İnşallah Aralık 2018'de projemizi bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Nivo İstanbul'da toplam hasılatın 300 milyon dolar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Projenin doğruluğunu gösteren çok net ciddi bir taleple karşılaştık. En baştaki sıcak lansman günlerinin ardından da istikrarlı bir şekilde ayda ortalama 400-450 civarında kişiyi satış ofisimizde burada ağırladık ve güzel sonuçlar aldık. Projemiz lansmanımızdan bu yana yani yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede %12 oranında prim yaptı. Projemizin 18-20 aylık sürede %38 oranında prim yapacağına inanıyoruz. 2016 yılı için yurt çapında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle %6 civarında yabancılara satış öngörmüştük. Yabancılara gerçekleşen satış şu an %10 civarında ve bu hedeflediğimizin üzerinde. 2017 yılından itibaren yabancılara satışın %15 civarında gerçekleşmesini, 2018 yılında teslim sürecinin yaklaşmasıyla bu oranın %18 ila 20 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Nivo İstanbul tamamlandığında inanıyorum ki sahip olduğu karma proje yapısıyla bölgeye canlılık getirecek, daha yüksek profile sahip bir semt dokusu oluşturacak, yatırımcılarına kazandıracak, sakinlerine yüksek standartlı bir yaşam alanı sunacaktır. Değerli konuklar, bu projedeki ortağımız Neba AŞ, %100 Suudi Arabistan sermayeli bir yatırım şirketi. اسمحوا لي اتكلم باللغة العربية علشان استطيع او اعبر عن مشاعري ووجهة نظري بصورة افضل. Hepiniz hoş geldiniz. Özür dileyerek Arapça konuşmak istiyorum daha iyi kendimi ifade etmek için. اولا اشكر الاخوات والاخوه الحضور
على تفضلهم بالحضور والمشاركة في هذه المناسبة. Öncelikle tekrardan hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. وأرجو أن أستطيع أن أنقل وجهة نظر المستثمرين الخليجيين بصورة دقيقة لوسائل الإعلام الحاضرة. Dileğim kısa bir zaman içerisinde sadece sizlere yabancı yatırımcıların gözlemlerini Türkiye adına aktarmak istiyorum. Tabii, نحن نعلم العلاقات أن العلاقات السعودية التركية تعيش أفضل حالاتها في هذه الفترة. Şu anda Suudi Arabistan ve Türkiye en iyi ortaklık döneminde. وهنالك تعاون استراتيجي مهم بين البلدين وهنالك لجنة عليا استراتيجية مشكلة بين البلدين. İki ülke arasında çok stratejik anlaşmalar oluyor. وهذا بالتالي يجعل مناخ الاستثمار بالنسبة للمستثمرين السعوديين مناخ إيجابي وجاذب. Bunlar da bu görüşmelerde bu iki ülke arasındaki iyi anlaşmalarda bizleri yatırıma zorluyor. الاقتصاد التركي طبعا رجال الأعمال السعوديين يبحثون عن فرص الاستثمار لتنويع استثماراتهم خارج بلادهم. Bütün Suudlu iş adamları yurt dışında yatırım yapma alanları araştırıyor. لماذا اخترنا الاستثمار في تركيا؟ Neden Türkiye'yi seçtik? الاقتصاد التركي كما هو معروف اقتصاد قوي يحقق نمو أقوى نمو في بلدان المنطقة اللي هو يتراوح بين 4 و5% في الناتج القومي. Bölgenin en güçlü ekonomisi Türkiye olduğu için Türkiye'yi tercih ediyoruz.